Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'nin 9. olağan genel kurul sonrası, şube başkanlığına seçilen Kenan Yılmaz, ilk iş yeri ziyaretini Karçelik'te yaptı. Kardemir'deki delege seçimlerinde Kenan Yılmaz'ın tek delege çıkaramadığı iş yeri Karçelik olmuş ve ilk bu iş yerine ziyaret yapması da ayrı bir anlam taşıdığı ifade edildi. Sendika Başkanı Kenan Yılmaz, Karçel'den sonra ikinci iş yeri ziyaretini Kangal Haddehanesi'ne yaptı ve burada da işçilerin yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Şube Başkanı Kenan Yılmaz'ın iş yeri ziyaretlerine, şube yöneticileri, baş temsilciler ve temsilciler de eşlik etti. Belediye İş Sendikası Karabük Şube Kongreleri ile ilgili pazartesi yapılan Karabük Belediyesi'ndeki delege seçimlerinden sonra, bugün de Safranbolu Belediyesi'nde delege seçimleri yapıldı. 27 delegenin belirleneceği Safranbolu Belediyesi'nde, Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkan Adayı Rıza Taşdelen delege seçimleri sonucunda 26 delegeyi aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Doktor Adem Kar, yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat ile ilgili Ankara Kuşu isimli bir Twitter hesabında yer verilen iddialar ile ilgili basın açıklaması yayınlayan Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Doktor Adem Kar, rektörün sosyal medya terörü ile yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti. AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partilerinin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Visav'ında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin tam 19 yıldır millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında otomobiller yoldan çıkarak şarampole devrildi. Her 2 kazada biri bebek 6 kişi yaralanırken, 10 haftalık hamile olan banka çalışanını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi. Karabük'ten Bartın'a seyir halindeyken Ahmet Usta mevkiinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı dönerken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçların tutmasıyla kurtulan otomobilden kendi imkanı ile çıkan bir kişi yola çıkarak yardım istedi. Yoldan geçen başka bir sürücü yardım etti. Karabük, Eskipazar Karayolu'nda meydana gelen diğer kazada ise sürücüsünün yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağındaki şarampole takla atarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımları ile otomobilde bulunan sürücü ile eşi ve 3 yaşındaki bebekleri çıkarılarak durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Kızılay Safranbolu Şubesi'ni ziyaret etti. Türk Kızılay Safranbolu Temsilciliği Koordinatörü Kemal Durak ve Kızılay Kadın Yönetimi'nin hazır bulunduğu ziyarette, Kemal Durak, Belediye Başkanı Elif Köse'nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Ziyaret sonunda Türk Kızılay Safranbolu Temsilciliği Koordinatörü Kemal Durak tarafından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye, Türk Kızılay'ına verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki buğday dikim makinesine çarptı. Kaza, ilçeye bağlı Kirkille Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük'e giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan traktörün arkasına bağlı buğday dikim makinesine çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, mal sahibi aracına zarar veren sürücüden şikayetçi oldu. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat, Filistin İslam Üniversitesi eski rektörü ve Filistin Öğrenciler Derneği'nden oluşan heyeti makamında kabul etti. Görüşmede Filistinli öğrencilerin durumu ele alındı. Görüşme Rektör Polat'a hediye takdimi ile son buldu.